Sizlerle paribu borsası hakkında konuşacağız paribu borsasına nasıl alsat yapılır nasıl para yatırılır yani mesela başka borsaya binance borsasına veya nasıl para çekilir bankaya bunlardan bahsedeceğim paribu bildiğiniz gibi Türkiye'nin en büyük borsalarından biri hatta şurada coinmarketcap'e bakarsak ben demin baktım bakın birinci dünyanın en büyük borsası şu an binance coinbase gidiyor. Bir tane Türk borsa arıyorum. Ve para bu 27. sırada. Şurada gördüğünüz gibi günlük bu kadarlık e, hacimleri var. Şubat 2017'de kuruldular. Onun dışında Türkiye'den şimdi bir borsa daha arıyorum. Arıyorum ve aynen BTC Türk. Yani Türkiye'nin şu an hacim olarak en büyük borsası Paribu. ikinci olarak BTC Türk sonra diğerleri geliyor. Onun dışında ben bu ara Paribu'yu çok görmeye başladım. Nerede görmeye başladım? Televizyonlarda. Siz de rastlamışsınızdır. Burada gördüğünüz gibi yarın dünyası bu Paribu. Mesela bu reklamı dinleyelim. Ben reklamlarda çok karşılaştığım için bir bakayım dedim. bizi ileri götüren şey geleceği merak etmektir. Yarının dünyası bu. Paribu. Gördüğünüz gibi böyle televizyonda reklamlarını görebilirsiniz. Öncelikle bu Paribu'da hangi coin'ler var onlara bakalım. Burada gördüğünüz gibi Bitcoin var, Ethereum var, Ripple var, Tezos var, Cosmos var, Tron var. Burada gördüğünüz gibi mesela CHZ coin. Yani şu an CHZ dünyada en büyük hacmi Paribu'da. Yani Türklerin de çok ilgi göstermesiyle alakalı. Cez çok potansiyelli bir proje. Mesela Barcelona token çıkardılar. Juventus token çıkardılar. Onun dışında Galatasaray'la anlaştılar. Şimdi Fenerbahçe'yle anlaşacağı dedikoduları geziyor. Yani çok potansiyelli bir proje. Mesela Bat var. Bat'ta bu Google gibi Brave Browser var. O mesela Google'da kullandıkça normal kullanıyorsunuz, reklamları falan görüyorsunuz. Brave'de öyle değil. Brave'de hem reklam çıkmıyor hem de ...siz bu o browser yani o tarayıcı kullandıkça para kazanıyorsunuz. Bunun gibi potansiyelli projeler var. Gerçekten Türkiye'nin en güvenilir borsası diyebilirim. Yani sağlam coin'leri listelerler. Çünkü günde, günde ben de yani bir borsada çalıştığım için biliyorum. Günde bir yani yüze yakın... ...abartmayayım hadi günde 50 tane token başvurusu oluyor böyle shit tokenler. Geliyor başvuruyor ve yani çok iyi incelemen lazım. Çünkü kötü bir şey listelersen kötü bir etkisi oluyor. Bakın burada şurada market kısmı var bir de kolay alış satış var. Size önerim kesinlikle kolay alış satışı kullanmayın. Çünkü mesela ne almak istiyorsun? Bitcoin değil mi? Bitcoin'de bu direkt market fiyatından satış yapar. Mesela sen 10.000 TL mi bozacaksın? Burada market fiyatına gelir. Yani şurada mesela satmak istedin ya direkt şu 240'tan alır. Bakın burada gördüğünüz gibi en yani direkt ne varsa alır. Ama buradan şurada kolay alış satış yapmayın. Marketten alırsanız burada fiyatı siz belirlersiniz arkadaşlar. Ben Bitcoin'i kaçtan almak istiyorum? 64.050 mesela. Ben buradan almak istiyorum. Buraya ne kadar miktar almak istediğinizi veya ne kadar TL'niz varsa oradan bu artıya basarsanız o miktarda alabilirsiniz. Bakın bizde şu an Ripple var. Mesela Ripple ne yapalım? Ripple'ı mesela ben TL'ye çevirmek istiyorum. Ripple'la geldim. Ve Ripple sat diyeceğim. Ripple satı kaçtan satmak istiyorum mesela? Satış emirlerinde mesela şuraya geldim. Benim ne kadar Ripple'ım var? 198 Ripple'ım olduğu için buraya geldim. Bakın 253 lira ediyor. Ben burada Limit emir koy Ben kaçtan satmak istiyorum mesela? Eee 1. 1.92 şuradan satmak istiyorum. Bakın bunu 8 yaptım. Ben buradan satmak istediğim için buraya da ne kadar Ripple'ım ol olduğunu görmek için artıya bastım. Ripple sat diyorum. Bakın benim emir kırmızı gözüküyor. Gördünüz mü? Yani bu fiyat buralara çıktığında benim emrimi satacak. Ben şu an limit emir oluşturdum arkadaşlar eğer buradan yaparsanız market emir oluşturmuş oluyorsunuz bu limit order market order dediği şeyler o. Bu böyle onun dışında. Şimdi sizin elinizde ripple var şimdi bu emiri de iptal etmek istiyorsam bakın emir geçmişi burada market geçmişi burada burada emiri iptal etmek istersem. Şurada çarpıya basıyorum ve emrim iptal oluyor. Bakın o kırmızı işaret 98'deki gitti, şuradaki gitti. Alış için de aynı. Almak istediğinizde aynı işlemi yapıyorsunuz. Ama kesinlikle şu market yazan kısmı kullanın. Telefonun sesini kısalım. Burada gördüğünüz gibi bu. Olay bu kadar. Şurada bakiyeleriniz gözükür, varlıklarınızın yaklaşık TL değeri gözükür. Öyle. Onun dışında burada hesap ayarlarınız, işlem geçmişiniz ve çıkış yapmak isterseniz gözünüz beyaz ekranda yoruluyorsa böyle siyah ekranda yapabiliriz. Şekilli, şukullu bir şeyler oluyor. Bu da böyle. Şimdi sizin elinizde Ripple var değil mi? Ripple var ve siz bunu Türk borsasına gittiniz. Bankadan TL aktardınız. Çok güzel. TL aktardıktan sonra ben ne yapıyorum? Ben gidiyorum hem hacimde çok olduğu için gidiyorum Ripple alıyorum. Ripple aldık. Sonra çekim işlemlerine geliyorsunuz, tamam mı? buradan e, Ripple'la geldiniz ve kaç Ripple'ım var? 198. Buraya cüzdan adresi ve destination tag diyor. Şu tag'ı insanlar unutuyor bazen ve tag'ı unutursanız kesinlikle yani o para neredeyse çöp oluyor diyebilirim. Genellikle çöp olur yani. Genellikle Mesela siz Paribu'dan Binance'a aktaracaksınız, değil mi? Ee, bu hangi borsa? Tamam. Buraya geliyorsunuz spot cüzdana. Binance borsasında veya bu Huobi için olur, Okex için olur. Aynı. Türk borsasından yabancı borsaya. Çok zenginmişim. 1.20 TL'm varmış. Neyse. Buradan e, Ripple'ı Ripple buluyorsunuz. XRP. Xrp. Bakın arkadaşlar burada ripple'ı bulduk. Xrp. Burada e, Yatırma diyorsunuz yani burası depozit olacak. Burası çekme olacak yani İngilizcesi de withdraw. Buradan adresi görelim mesela. Tamam. Buradan adresi kopyalıyorsunuz xrp adresini. Şurada xrp adres dediği şeyi Bakın. Burada cüzdan adresini yapıştırıyorsunuz. Şu tag'ı kesinlikle unutmayın. Bakın bu çok önemli bir detay. Bunu unutanlar sonra ağlıyor, üzülüyor. Bunu unutmayın. Bunu da böyle yapıyorsunuz. Sonra Ripple checke tıklıyorsunuz ve işleminiz oluyor. Sonra mail mail falan onaylıyorsunuz. Böyle kolay bir işler var. Bakın, Paribu'dan çekiyorum. Binance'a yatırıyorum. Yani binanstan Paribu yapsaydım da tam tersi. Bu sefer oradan oraya aktaracaktım. Başka borsaya çekim için böyle. Yani bu Ripple olur, Holo olur, Bat olur, BitTorrent olur. Yani hepsini çekebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Buradaki önemli detay ben neden Ripple kullanıyorum çekerken? Hem çok hızlı geçiyor yani geçişi yani yaklaşık bir 20 saniye içinde param direkt geçiyor. Mesela bu Paribu'dan Binance borsasına tam tersi için de geçerli ve de fi ücreti çok az. Yani yaklaşık 0.5 xrp kesiyor. O da 1 xrp kaç lira? Şimdi bakayım. 1 lira, 1 buçuk, 1 lira 20 kuruş falan. Yani 60 kuruş fi kesiyor. Ama siz bunu Bitcoin'de yaparsanız Bitcoin yaklaşık Bitcoin hem aktarımı yani böyle bir yarım saat, bir saat sürüyor hem de daha çok komisyon kesiyor. Yani ondan dolayı ben Ripple kullanıyorum. Bir de hacim de var. Olay o. Şimdi ben başka sizlerin de neyden bahsedeyim? Burada Paribu'nun İstanbul adresi verilmiş. Tamam iyi güzel. Burada komisyon kısmı var. Komisyonlara bakalım. Bakın burada gördüğünüz gibi bu piyasa yapıcı yani hani alan emirler maker oluyor. Satan emirler taker oluyor. Burada gördüğünüz gibi komisyon şeyler var. Bu biraz alım satım hacminize göre komisyonunuz değişiyor. Bu hacim dediği şey mesela siz şimdi senin 50 liran var tamam mı? 50 lirayla aldın, sonra 50 lirayla sattın. İki, iki kere bu iş yani. Bir kere 50 liralık aldın, bir kere 50 liralık sattın. 50 liralık Bitcoin aldın, 50 liralık Bitcoin sattın. Senin hacmin 100 oluyor. Yani 1000 liran var. 1000 lirayla 5 kere işlem yap. 5000 liralık sen hacim elde etmiş oluyorsun. Hacim dediği olay bu. Burada belli e, şeyler var. Bu parı bu parı buya isterseniz Paribu'ya paparayla da para aktarabilirsiniz. Normal banka hesabınızdan da. Burada komisyonlar var. Destek talebi. Yani destek kısmı çok iyi çalışıyor. Bir şey yanlış yaptığınızda hemen cevap geliyor. Burada doyuru kısmı var. Bakın bu da mesela Atom Coin listelendi. Atom. Atom Kozmoz Atom gerçekten güzel coinleri listeliyor. Yani Paribu bir coin listeliyorsa ben daha hiç shitcoin listelediğini görmedim. Yani kötü bir coin listelemedi. Hep potansiyelli komünitesi olan yani toplu arkasında bir topluluk desteği olan çok insanların sevdiği coinleri listeledi. Burada Paribu'nun iOS ve Android uygulaması da var. Gayet iyi. Ben 2017'den beri kullanıyorum. Yani hiç sıkıntı yaşamadım. Zaten sıkıntı yaşasam ben size bu videoyu gelip çekmem. O da ayrı. Burada çekim miktarı en az 10 Ripple olmalı. Buna dikkat edin. Bakın şöyle yapalım. Böyle daha güzel. Göz yormuyor. Hesap hesabınızı direkt onaylayın, kimlik doğrulamanızı yapın. Olay bu şekilde. Ben şimdi bu Ripple'ı TL'ye çevirmek istiyorum ve bunu bankama çekeceğim. Bakalım ne kadar sürede gelecek. Şu an bana atıyorum 200 lira lazım. Lazım değil ama çekmek istiyorum. Burada çekim işlemlerine geldiniz, değil mi arkadaşlar? TL kısmına geliyorsunuz. Burada Papara seçeneği var ve Havale EFT seçeneği var. Ben şu an Havale EFT yapmak istiyorum çekmek istediğiniz miktar burada TL olarak tabi. Bu şimdi o zaman Ripple'ı gideceğiz market kısmına geliyoruz. Ripple sat diyorum. TL olarak satacağım. Valla ben hemen şu an videoda olduğum için hemen satmak istiyorum. Ondan dolayı 2.74'e koy. Yapacak bir şey yok. Videodayız. Yani çok az oynuyor. Büyük miktarlarda dikkat edin de atıyorum 23.000 100.000 falan. 200 lira da çok dikkat etmenize gerek yok. Buradan Ripple sat diyorum. Bakın gördüğünüz gibi şuradaki emirlerin 198'ini azalttım ben. Burada emir geçmişimde. Bakın iş, buradan görebilirsiniz. Saat 9.13'te çekiyorum bu videoyu gördüğünüz gibi. Ve bu kadarlık bir yandan komisyon almış. taker bakın, Maker, Taker. Bu böyle. Şimdi bakın. Bakiye TL oldu. Şimdi çekim işlemlerine geliyorum. Çekmek istediğim miktar Evet. Çekim işlemi sırasında 3 TL komisyon ücreti alınıyor. Bunu da unutmayın. Buradan IBAN numarasını şurada Word'e kaydetmiştim. Ben bankama çekmek istiyorum. Tamam. 3 lira komisyon kesiyor. 3 lira normal Hani yarım dolar bile değil. Türk lirası çek diyorum. Ve çekti. Şu an transfer kuyruğuna alındık. Bakalım bankaya ne zaman gelecek. Telefonun sesini açtım. Nerede? Bir dakika bakalım. Tamam. Tamam. Nerede benim garanti bankam? birazdan geçecek. Ama ne kadar sürede geçecek şu an onu merak ediyorum. Evet şu an geldi arkadaşlar. Şu an kaç? 249 lira hesabıma gelmiş. Bildirim gelmedi ama gelmiş. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Türk borsaları düşündüğünüz kadar kötü değil. Hani biz hep yabancı borsa kullanıyoruz ama belli sebepleri var. Yani Türk borsasını da kullanabilirsiniz. Özellikle İngilizce bilmiyorsanız. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere herkese bol